ben Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesi'nden doktor öğretim üyesi enfeksiyon hastalıklarından doktor Lokman. Bugün kuduzla ilgili birkaç bilgi vermemiz gerekiyor. Kuduz, tarihin neredeyse en eski hastalıklarından bir tanesi. Yaklaşık 100 yıldır tanısı, etkeni belirlenmiş, patogenezi açıklanmış bir hastalık olmasına rağmen ama hala günümüzde can almaya devam ediyor kuduz. Bu açıdan çok önemli bir hastalık. Dolayısıyla korunması, takibi, önlenmesi çok önemli halk sağlığı açısından. Peki nasıl bulaşır bu hastalık? Bu hastalık daha çok yabani hayvanlar ve evcil hayvanlar. Tabii bunların hasta olması gerekiyor. Kuduz olan evcil ya da yabani hayvanlarla temas sonucu, ısırılma ya da darbeleme sonucu bu hastalık insanlara geçebiliyor. Bu bir virüs hastalığıdır. En çok risk taşıyan yabani hayvanlar başında, hayvanların başında kurt, çakal, tilki, ayı, domuz, sansar, gelincik gibi yabani hayvanlar gelir. Ülkemiz için daha önemli olan tabii ki evcil hayvanlar. Bunlar içinde de kedi, köpek, sığır, koyun, keçi, at, eşek gibi hayvanlar sayılabilir. Bunlarla da hastalık geçebiliyor. Kuduz bu hayvanlarla bulaştığı gibi tabii ki bulaştırmayan hayvanları da bilmek gerekiyor. Sonuçta bu bir sıcakkanlı hayvan, memeli hayvan hastalığıdır. Dolayısıyla bulaştırmayan hayvanları da halk sağlığı açısından bilmek gerekiyor. Gereksiz uygulamalardan kaçınmak için örneğin fare gibi kemirgenler, sincap, gerbil, kobay, hamster gibi hayvanlar bu hastalığı bulaştırmaz. Dolayısıyla bu hastalarla temas sonrasında herhangi bir şey yapmaya gerek yok. Ayrıca soğukkanlı olan yılan, örneğin akrep gibi, kaplumbağa gibi hayvanlar da bu hastalığı bulaştırmıyor. Dolayısıyla bu hastalarla, bu hayvanlarla olan temaslarda herhangi bir kuduz için herhangi bir şey yapmamıza gerek yok. İnsandan insana henüz bu hastalıkla ilgili ısırılmayla, darbeyle geçen bir hastalık tanımlanmış değil ama sonuçta organ nakilleriyle geçebildiği görülmüş. Özellikle kornea nakli, karaciğer, böbrek nakilleri, intestinal nakillerle bu hastalık geçebiliyor, geçme riski vardır. Bu tabii ki dediğim gibi ölümcül bir hastalık. Dolayısıyla bu hastalığı önlemek halk sağlığı açısından çok önemli. Bu yüzden bu hastalığı temasından önce ve temastan sonra bazı önemli koruma önlemleri var. Bu hastalığın riskli temasından önce kimler aşılanmalı, kimler koruma altına almalı? Özellikle yüksek riskli laboratuvarda çalışanlar, özellikle virüs aşı üretimi yapan, kuduz aşısı üreten laboratuvarlar, yine yüksek riskli işte veteriner grubu, hayvanlarla çalışanlar, özellikle mesela yarasalarla ilgilenenler, yarasaları takip eden mağara işçileri olabilir. Bunlar da riskli grupta. Ayrıca yabani doğayla iç içe olan bölgelerde spor yapanlar. Ayrıca bu bölgelere seyahat edip aslında orada tıbbi tedavi alamayacak insanlara seyahat öncesinde korunma yapılabilir. Temas sonrası da çok önemli. Riskli bir temas sonrası mutlaka koruma önlemleri önemlidir. Dikkat edilmelidir. Yara bakımı başta olmak üzere aşılama ve bağışıklığı güçlendirici ilaçlar çok önemli. Özellikle riski yüksek olan yabani hayvan ama Türkiye için tabii ki kedi, köpek gibi ısırılma ya da darbelenmelerde mutlaka acile başvurulup kuduz profilaktisi, kuduz koruması yapılmalıdır. Bu hastalara biz öncelikle yara bakımı yapılıyor ve aşılama başlatıyoruz. Olayın durumuna göre tabii ki bağışıklığı güçlendirici, immünoglobulin dediğimiz ilaçlar da yapılabilir. O vakadan vakaya değişebilir. Her hastanın ihtiyacı olmayabilir. Aşılar
günümüzde şu anda son rehberlere göre 4 aşı şeklinde yapılıyor. 0. gün, 3. gün, 7. gün ve son dozda 14. ya da 28. günde olmak üzere 4 doz aşı yapılıyor. Gerektiğinde immün globulin yapılabiliyor. İmmün globulin de önemli bir ilaç. Şayet riski çok yüksek hasta olursa, yarası baş boyuna çok yakınsa ve hayvan eğer gerçekten takip edilemeyecekse bu hastalara immün globulin de yapmak lazım. Özellikle yaranın içine mutlaka ya insan kaynaklı ya da hayvan kaynaklı immün globulinler var. Bunlar yapılmalıdır. Özellikle çoğunu, 3/4'ünden çoğunu yara içine mutlaka enjekte etmek lazım. Geri kalanı da eğer artarsa yine kas içine yapılabilir. Yaranın kesinlikle dikilmemesi önerilir. Fakat eğer yara çok derin ve onarımı çok zor olacaksa eğer, önce immün globulin uygulayıp ondan sonra dikiş atılması en doğrusudur. Onun dışında aşıların uygulama şekilleri var. Aşılar için uygulama bilgileri var. Aşıyla immün globulin kesinlikle aynı enjektörde yapılmamalıdır. Aşı ve immün globulin aynı ekstremiteye, aynı kas içine yapılmamalıdır. Ayrı kas yerine kasa yapılabilir. Farklı alanlara yapılmalıdır. Kuduz aşıları çocuklara, erişkinlere, yaşlılara, gebelere aynı şekilde uygulanır. Bir kısıtlama yoktur. Genellikle erişkinlerde deltoid kasına yapılır aşı. Çocuklarda da daha çok kalçanın ön kısmına, yan tarafa yapılır. Aşı etkinliğini azalttığı için kalçanın arka tarafına kaba ete yapılmaması önerilir. Kuduz hala Türkiye için çok önemli bir hastalık, hasta hayvanlardan insanlara bulaşabilen riskli bir hastalık, hala öldürücüdür. Dolayısıyla mutlaka güncel tutulmalıdır ve halk, kamuoyu mutlaka aydınlatılmalıdır. Koruma önlemleri, tedavileri ve takibi mutlaka bilinmelidir. Bu açıdan önemli, izlenmesi gereken bir konudur. Teşekkür ederim.